Ulan zengin olmak ne kadar güzel bir şey. Şu arabama bakın be, yakıyor resmen, yakıyor. Bas gaza zengin, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar senin, he? Ne oluyor? Hey sen, dur hemen dur. Ne yaptığını sarıyorsun sen? Kerem ne diyorsun oğlum? Açılsana, çekil şuradan, geçeceğim hadi. Hadi oğlum çekil şuradan. Acelem var benim. Senin gibi boş gezmiyorum ben. Zenginim, çok işim var benim. He oldu canım. Sen böyle araba kullan, ondan sonra çekil geçeyim. Sen arabayı ne kadar tehlikeli, ne kadar hızlı kullandığının farkında mısın ha? Farkında mısın? Zengin. Ya Kerem sabah sabah delirtme beni. Hadi çekil geçeceğim diyorum sana. Vallahi çekilmezsen ezer seni geçerim şimdi. Salak seni. Ne dediğini sanıyorsun be sen? Ne dediğini sanıyorsun? Bak tamam çekilirim ama bana söz vereceksin, tamam mı? Bir daha bu şekilde araba kullanmayacaksın. Böyle hız yapmayacaksın şehir içinde. Duydun mu beni zengin? Normalde arabana el koymam, ehliyetini de almam gerekiyor. Hatta para cezası yazmam gerekiyor. Ama bu sefer söz verirsen geçmene izin vereceğim. Lan boş boş konuşma. Ne anlatıyorsun lan? Ne söz vereceğim sana artist? İndirtme beni şimdi arabadan. Çok kötü yaparım seni Kerem. Ben zenginim. Allah Allah, in bakalım hadi o zaman. İn bakalım hemen arabadan. Madem söz vermiyorsun arabana el koyuyorum. Ulan sen kimsin benim arabama el koyuyorsun ha? Kimsin sen? Bana bak Kerem, benim canımı sıkma. Çok kötü yaparım seni. Biraz daha konuşursan hapse gireceksin. Defol git, bırak arabanı. Para cezası da yolluyorum, evine gelir artık. Ulan Kerem dua et, çok işim var. Dua et, çok işim var. Hadi arabam sadaka olsun sana, tamam mı? Ben gidiyorum. Ne de olsa deli gibi param var. Gider yenisini alırım bu arabanın. Ne olacak sanki, ne olacak? Ama Kerem'in bana bu yaptığını unutmadım. Unutmayacağım da. Zamanı gelince çok fena soracağım bunun hesabını. Soracağım, görecek o. Uf, şu arabaya bakın be, ne kadar güzel bir araba. Ben var ya kaç yıl çalışsam böyle bir araba alamam ya, ne kadar güzel. Bir de zengine bakın ya, hiç umursamadan bırakıp gidiyor arabasını, almaz bile ya. Yok yok, ben en iyisi bu arabayı alayım, kendi arabam gibi kullanayım. Ne olacak ki sanki, zengin unutmuştur bile. Bir daha böyle bir arabayı nerede bulacağım ben? Bu araba benim olsun, hadi bakalım nasılmış bir test edelim. Of, bu araba da neymiş böyle, uçuyor resmen, uçuyor. Of mükemmel ya, iyi ki el koymuşum bu arabaya. Oh valla hayat bana güzel, istediğim kadar hızlı yapabilirim, kimse karışamaz. Ne de olsa polisim. Neyse şimdi biraz da ailemi gezdireyim, çok beğenecekler eminim bu arabayı. Onlara söyleyeyim, çok beğenecekler. Bebek polis kardeşim, sesi duydun mu? Nasıl bir araba o ya, şu arabaya bak. Duymaz olur muyum kardeşim, süper bir araba sesi geliyor, bir de bizim evin önünde durdu. Kimin acaba bu araba, çok merak ettim. Çocuklar ben geldim, nasılsınız? Size süper bir sürprizim var. Bugün spora yeni arabamızla gidiyoruz. Arkadaşlar Kerem komiser ailesinden en çok hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Net babacım, sen ciddi misin? O araba bizim mi? Harbiden babacım, o sesini duyduğumuz araba bizim mi yoksa? Aynen öyle çocuklar, o araba artık bizim. Hadi gelin spora arabayla gidelim, hem gezmiş oluruz. Aslan babam benim be, aslan babam. Hadi gel kardeşim arabaya bakalım. Of şuna bak, çok fena. Harbiden ya, harika bu araba, harika. Nasıl ama, bayıldınız değil mi arabaya? Bayılmak ne kelime babacım, aşık olduk, aşık. İyi de babacım, sen böyle bir arabayı nasıl aldın, nasıl? Üzümü yiyip bağını sarmayın. Hadi spora gidelim, hem gezmiş oluruz. Nasıl ama çocuklar, en az görüntüsü kadar hızlı değil mi? Süper değil mi araba? Babacım gerçekten harikaymış, çok iyiymiş ya. Süpermiş bu araba. Arada bana da verebilir misin? Kızlara hava atayım. Harbiden babacım, kızlar var ya, hasta olur bu arabaya, hasta. Biraz daha büyüyün, onu konuşuruz. Hadi artık spora gidelim. Spor salonu bizi bekler. Ulan var ya, o kadar sinirliyim ki anlatamam. O kadar sinirliyim ki anlatamam. Birini öldüreceğim şimdi sinirden. Delireceğim şimdi, delireceğim. Çok sinirliyim, çok. Bana bunu nasıl yapabildin Kerem'e? Nasıl yapabildin he? Babacım ne oluyor ya? Sakin olsana, ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Rüzgar oğlum, yeni aldığım yeşil araba var ya, yeşil araba. Babacım ne olmuş ona? Ne olmuş? İşte o arabaya Kerem çok hız yapıyorum diye el koydu. Bir de bana artist artist konuşuyor. Ben zenginim lan, kimse benimle böyle konuşamaz. Arabayı da aldı gitti ya, sinirlerim çok bozuk. Aa babacım sen de ya, nerede ettiğin şeye bak, bir sürü arabamız var. Ne olsun, gitsin ona, ne olacak?
Vallahi boşuna dert etme kafana yani. Bir sürü arabamız var. Çok da zenginiz. Gider haydi sudan alırız. Ne olacak? Evet evet doğru söylüyorsun. En iyisi unutayım. Kerem gibi fakir miyim ben? Gider yenisini alırım. Olsun tamam oğlum sağ ol. Ayıpsın babacım ne olacak? Neyse ben spora gidiyorum. Arabalardan birini alıyorum o zaman başka arabalardan. Tamam oğlum hadi iyi sporlar sana. İstediğin arabayı alabilirsin. İşte sonunda geldim spora. Evet ne oluyor ya? Bu araba bizim araba değil mi? Burada ne işi var? Kerem komiseri koymamış mıydı? Allah Allah hiçbir şey anlamadım. Neyse gideyim sporumu yapayım ben. Arabayı da ne güzel park etti böyle. Tam bir usta şoförüm. Harikayım ben ya. Hadi spor zamanı. Hadi çocuklar bugünlük bu kadar. Spor yeter. Gidelim arabamızla biraz daha gezelim. Lan ne oluyor lan orada? Demek Kerem komisermiş. Arabayı onlar getirmiş. Hayır lan Kerem komiser. Ulan şerefsiz Kerem komiser. Babamın arabasını almışsın. Çalmışsın. Bir de utanmadan hız yaptı diye. Hız yaptı diye el koydu falan demişsin. Pis hırsız seni Kerem komiser. Sen tam bir hırsızsın. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Nasıl polisçin sen? Pis hırsız. Şey Rüzgar açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan? Neyi açıklayacaksın? Pis hırsız seni. Hırsızsın işte. Bana bak Rüzgar sen ne biçim konuşuyorsun benim babamla? Benim babam asla öyle şey yapmaz. Ağzını yüzünü kırarım senin. Laflarına dikkat et. Harbiden yoksa ağzınla burnun yer değiştirir Rüzgar. Babamdan özür dile hemen. Ne özür dileyeceğim lan bundan? Bu hırsızdan niye özür dileyim ben? Babamın arabasını çalmış bu. El koyuyorum deyip kendi arabası yapmış. Pis hırsız. Aşağılık Kerem komiser seni. Aşağılık. Rüzgar dur açıklayabilirim. Sana babamla düzgün konuş dedim. Al bakalım sana. Al bakalım. Aa hayır. Bebek asker hayır. Ne yaptın sen? Ne yaptın? O canıma da değsin. Ne güzel vurdun kardeşim. Eline sağlık. Ulan var ya sana bu yumruğun hesabını sormazsam ne olayım? Bittiniz lan siz. Bittiniz. Pis hırsız ailesi. Bittiniz. Babam sizin canınızı okuyacak. Hepinizin işi bitti lan. Hepinizin. Hadi çocuklar kaçalım hemen buradan. Rüzgar canım oğlum bu halinle. Kim yaptı bunu sana? Babacım Kerem komiser ve ailesi yaptı bunu. Onlar yaptı. Ne? Arabama el koyduğu yetmemiş. Bir de sana mı vurdular? He sana mı vurdular? Babacım arabaya el koysalar iyi. Kerem komiser kendi arabası yapmış. Orada gelmişler spora. Vallahi senden çaldı resmen arabayı. El koyuyorum ayağına kendi arabası yaptı ya. Gezelim bezelim diyorlardı. Ne? Benim arabamı kendi arabası mı yapmış? Ulan Kerem, ulan Kerem. Evet babacım ben de hesap sorunca dövdüler beni, dövdüler. Onlara hırsız dedim diye dövdüler beni ama onlar hırsız. Hiç merak etme Rüzgar, ben bunun hesabını soracağım onlara, soracağım. Şimdi o Kerem'in evine gidiyorum, onu anasının karnından çıktığına pişman edeceğim. Evet babacım intikamımız oldu olur. Oğlum Kerem siz hayırdır lan, benim arabamı çalıyorsunuz, oğlumu dövüyorsunuz, hayırdır lan siz. Bir de utanmadan evlerinin önüne koymuşlar arabayı. Şuna bak utanmaz pis hırsızlar. Zeynep bence biraz sakin olmalısın, duydun mu beni? Bence biraz sakin ol. Eminim ki konuşarak çözebiliriz bu mevzuyu. Ulan artist artist konuşma lan. Nasıl konuşarak çözeceğiz? Hem arabamı çalıyorsunuz hem oğlumu dövüyorsunuz lan. Ne yapayım lan şimdi ben size he? Ne yapayım? Sen de oğluna terbiye verseydin. Babama hırsız demeseydin. Aynen öyle. Öyle konuşursa ağzını yumruğu yer. Lan bicirler çok konuşmayın lan siz. Sizi de çok kötü yaparım duydunuz mu? Hop hop zengin ağır ol biraz. Onlar benim çocuklarım. Onlarla böyle konuşamazsın. Ulan siz benim oğlumu döverken iyiydi ya. He? Ne oldu o benim çocuğum değil mi lan? Sokakta mı buldum lan ben onu? He? Sokakta mı buldum? Vallahi çocuklar haklı. Düzgün konuşsaydı benimle ağza alınmayacak laflar söyledi. Sana da söz ver dedim. Bir daha böyle araba kullanma dedim. Söz vermedin. Bana artistik yaptın. Ben de arabana el koydum. Ne yapayım yani? Rüzgar yediği dayakla kalacak. Arabada benim olacaktı. Sen şimdi buraya gelerek naneyi yemedin mi? Çok fena kaşındın. He ne saçmalıyorsunuz lan sen? Ne naneyi yemesi? He ne naneyi yemesi? Zenginim lan ben. Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde zargana seni. Bir kendine bak bir de bize bak. Biz nasıl kaslıyız? Sense ne kadar zayıfsın. Aynen öyle. Senden iriyiz. Senden kaslıyız. Senden güçlüyüz. Yani bir tane vursak sana seni yerle bir ederiz. Yani zenginliğin çok bir anlam ifade etmiyor zengin. Burada 3 kişiyiz ayrıca. Seni çok fena döveriz şimdi. Bir de gelmiş bize artist artist hesap soruyorsun. Sen kimsin lan asıl? Sen kimsin? Doğru diyorsunuz.
Tamam, ben buraya gelmedim. Tamam, rüzgar da hak etmiş, öyle dayak yemiş. Ben de hak ettim arabayı kaybetmeyi, tamam. Siz çok iyi bir ailesiniz Kerem, çok iyi bir ailesiniz, özür dilerim. Ne olur dövmeyin beni, ne olur. Valla ben pek ikna olamadım zengin. Paranın yarısını bize vereceksin. Artık biz de senin gibi zengin olacağız. Yoksa seni var ya burada öyle bir döveriz ki. Evet, eşek sudan gelene kadar döveriz seni. O eşek de sudan asla gelmez. Dinlene döveriz seni. Ne, paramın yarısı mı? Hayır, ne olur yapmayın bunu. Vallahi sen bilirsin zengin. Ya biz de senin gibi zengin oluruz ya da burada yersin dayağı şimdi. Sen bilirsin. Bu bize dediklerinin bir bedeli olması gerekiyor değil mi? Veriyor musun ha paranın yarısını? He, veriyor musun? Tamam, vereceğim. Tamam, yeter ki dövmeyin. Tamam, vereceğim. Artık siz de zengin bir aile olacaksınız. Siz de zengin olacaksınız. Yeter ki dövmeyin beni. Aferin, böyle laf dinle işte. Yaşasın canım ailem. Artık zenginiz.